Evet değerli basın, değerli sporcu arkadaşlarım, Ünye Dövüş Sanatları Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri olarak bugün burada toplanmamızda manalı ve güzel duygulu şeyler yaşıyorum. Ünye Dövüş Sanatları ve Gençlik Spor Kulübü olarak 7 yıl içerisinde ortalama bugünkü 4 tane milli sporcu belgemizle birlikte, milli sporcularımızla birlikte toplamda 40'a yakın milli sporcu federasyonlarımıza katkıda bulunduk. Bu sebepten bugünkü arkadaşlarımızın da milli takıma katkılarından dolayı belgelerini teslim edeceğiz. Umarım Ünye Dövüş Sanatları Gençlik ve Spor Kulübü olarak başarılarımızı tekrar yenilemeye devam edeceğiz. Bu hasabiyetle ve gururla yine tekrardan söylemek istiyorum. Öncelikle Ünye Kaymakamımız Sayın Hüseyin Güney Beyefendi'ye ve Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı Beyefendi'ye, devamında Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Mustafa Genç Bey'e ve İlçe Gençlik Spor Müdürümüze tekrar katkılarından ve desteklerinden dolayı burada teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar ve belgelerimizi Sayın Kulüp Antrenörüm Kenan Balcıoğlu nezaretinde de takdim etmek istiyorum. Ve gençlerimize tekrardan diyorum ki Wushu'da almış oldukları bir belgedir, millilik belgesidir. İnşallah diğer branşlarda da tekrar başarılarını göstereceklerini ve başarılı olmalarını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Buyurun hocam. Evet, ben Kenan Balcıoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Wushu Kickbox Muay Thai ve Boks Antrenörlüğü yapıyorum. Ünye ilçemizde gençlik sporumuza, gençlerimize, minik ve yıldızlar grubumuza ve büyüklerimize hizmet ediyoruz. Spor genelinde Türkiye'de çok büyük başarılara imza attık. Ordu iline 40'a yakın genel sekreterin dediği gibi sporcu kazandırdık. Bunlar dünya, Avrupa, Balkan, uluslararası, ulusal şampiyonalarda derecelerimiz çok çok daha belki 100'ün üzerinde şu anda ilçemize böyle başarılar getirdik. Kulübümüzde şu anda ben kulüp antrenörü değilim ama gençlik ve spor olarak tüm kulüplere Ünye'de yardımcı oluyorum. Bu branşlarda 40 yıla yakın bu sporlara hizmetim var. Yine Ünye Dövüş Sanatları Kulübü'nde Hasan Çarkacı Genel Sekreterimiz bu sporda, Wushu, şu anda belgesini dağıtacağız sporda. Yine uluslararası bir müsabakada kendisi milli takım antrenörü de yaptı. Belki o mütevaziliğinden söylememiş olabilir. Yıllarca kendisi tek başına da olsa bazen ilimizi, ilçemizi hep gururla temsil etti. Yine Dünya Avrupa Şampiyonumuz Seda Kargoğlu yanımızda, onlarla beraber aynı gururu yaşayacak. Yine Ünye Dövüş Sanatları Gençlik ve Spor Kulübü antrenörümüz Coşkun Çelik hem yarışmacı hem antrenör olarak yoluna devam ediyor. Kulübe katkısını sürdürüyor. Büyükler ve gençler onların elinde. Bizler de elimizden geldiği kadar ilimize, ilçemize, ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kutluyorum. İnşallah onları Seda ablaları gibi dünyada, Avrupa'da söz sahibi bir ilçenin gençleri olarak yetişmesini bekliyorum. Şu anda üniversite okuyan, bu millilikten üniversite okuyan, burs alan, bitiren gençlerimiz var. Hizmetimiz hiçbir zaman sağlığımız el verdiği sürece devam edecek. Herkese başarılar diliyorum. Tüm Ünye'ye hayırlı olsun. Saygıdeğer izleyenler, hocalarımızı mikrofonları ellerine vererek konuşturduk. Ancak ben de her iki spor adamını bulmuşken, bu memleketin yetiştirdiği güzel evlatlar, spor hem sağlık, hem zindelik, hem dinçlik demektir. Ancak ben onlara şöyle bir soru sorayım. Şimdi burada azınlıkta görüyorum. Ünye'deki insanların büyük çoğunluğunu, gençleri buraya önce sekreterimize soralım. Bu sayıyı çoğaltmanın yolu nedir Sayın Genel Sekreter? Şimdi öncelikle sorduğunuz bu soru için tekrardan teşekkür ederiz. Rica ederim. Ama malumunuz üzerine bir pandemi süreci var. Bu süreçten kaynaklı da gençlerimize işte bazı tedbirlerden dolayı şu anda tedirgin ve evlerindeler. Lakin onun haricinde normal antrenman günlerimizde ve antrenman seanslarımızda normal mevcut sayılarımız seans başına 20-25 kişi olmak üzere devam etmektedir. Ordu ili içerisinde de baktığınız zaman en çok lisans sayısına ulaşan kulüplerden de bir tanesiyiz. O konuda problem yok ama tabii ki şöyle bir gerçeklik daha var. Burada hedefimiz şu,
Biz bu kulübümüzü açarken de tekrar söyledik ve yine üzere yenileyerek bahsediyoruz. Biz burada insanlara hizmet vermek için bu kulübü açtık. Yani buradan işte bir yerlerden nemalanma anlamında değil de çocukları bir yerlere taşıma anlamında biz buraları açtık. Ve ilerleyen süreçte de bu sayımız tabii gidecek, artacak. Daha yerlere taşıyacağız ve bunun meyvelerini zaten almaya başladık. Yani kulübümüz 7 yıllık bir kulüp olmasına rağmen bugün 40 veyahut da 40'a yakın sayıda milli sporcu verebilmişsek kulüpte federasyonlarımıza, bu bizim için büyük bir başarıdır. Hele hele de Ordu ilinde baktığınız zaman en çok milli takımlara sporcu veren bir kulübüz. Ünye için de bu bir gururdur, bir onurdur. Yani şunu demek istiyorum, diğer antrenörlerimize, diğer branştaki antrenörlerimize diyorum ki, yani artık bazı şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor. Bazı şeylere fedakar olmak gerekiyor. Bu başarımızı arttırmamız gerekiyor. Sadece bizim branşlar olarak görmemek lazım. Yani bunu güreşte de, halk oyunlarında da, muhteri birçok spor branşlarında da eğer bu başarıyı yakalarsak gençlerimizi sokaklardan salonlara çekmenin bana göre en büyük iyilik olduğunu düşünüyorum. Ve gitgide de artacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan Sayın Genel Sekreter, anne ve babalara belki gözünüzden kaçmıştır çocuğunun hareketlerinden spora yatkınlığını gören anne ve babalara da bir mesaj verin şimdi, ki onlar da sizin kapınızı çalsınlar, sizi bu göremediğiniz noktalar. Şimdi burada değerli anne ve babalara da şöyle bir mesajım olsun. Birçok anne ve baba, bizi burada Ünye'de tanıyan anne ve babalar bize direkt geliyor zaten. İşte çocuğum agresif, hiperaktif vesaire şeyler olduğunu anlatıyor. Biz özellikle hiperize olan çocukların da burada bu eğitimi alarak sakinleştiğini, kendine bir yol çizdiğini, yani bir harita planı olduğunu gösterdiğini, biz burada örneklerimiz çok var. Buradaki anne babalara da sesleniyorum. Yani çocuklarınızı eve kapatmayınız. Çocukları eve kapatıp atıyorum bir evde çimen yetiştirir gibi çocuğu devamlı işte ders moduna almak, bilmem ne yapmak çok hoş bir durum değil. Çocukların üzerindeki enerjisini atabilmesi için, salonlara gelmesi için de tekrar onlardan arzuluyorum ve bekliyorum. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyenler, ömrünü kickboksu değil mi hocam? Kickboks, kung fu. Kung fu gibi spor çok dalında. Özel spora adamış ve bu uğurda da önemli başarılara imza atmış. Kenan Balcıoğlu'ndan da spora yatkın çocuklarını anneler babalar de hissedebilir mi? Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Ordu İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde, buralar devletin bünyesinde, gençlik ve spor diye geçiyor. Çok büyük projeler de var. Spor salonları açılıyor. Evet, spor salonları açılıyor ama içinde tabii ki iyi antrenörle, vasıflı, işini bilen, liyakat sahibi insanlarla, antrenörleri donatmak daha bir farklı bir şey. Bu projelerde devletimiz kapılarını açtı. Şu anda Ünye İlçe Spor Müdürlüğü'nde her şey ücretsiz. Fakat bu ücretsizlik konusunda da velilerimiz biraz da kendileri çaba göstermek zorunda. Burada güzel şeyler veriliyor. Buranın çocukları iyi antrenörler tarafından eğitiliyor ve ulusal ve uluslararası arenalarda çocuklarının hiç görmeyecekleri. Ben 6 yaşında bir çocuk Türkiye şampiyonu yapabiliyorum. 6 yaşında bir çocuk buradan il dışına çıkıp farklı bir ilde yarışıp ülkesini temsil ediyor, ilini temsil ediyor, ilçesini temsil ediyor. Ondan sonra bir bakmışsınız gençlik ve spor müdürü veya bir ordu valisi, büyükşehir belediye başkanı, bir milletvekili, bir bakan. Bunlarla beraber 6 yaşında bir çocuğun hayatında belki hiç yan yana gelmeyecek kişiler bir araya geliyor. Bu da spor sayesinde. Buna bir örnek mi Mustafa tabii Genç? Tabii ki Mustafa Genç bizi her şampiyonadan sonra davet eder, ödüller sunar çocuklara. O 6 yaşımızda, 7 yaşında, 8 yaşında genç ve büyük hiç ayırt etmez. Kendisi de bizzat bazen buraya da gelir. Mesela Seda kızımızın yanına özellikle gelmişti. İki dünya şampiyonu diyelim. İl müdürümüz de dünya şampiyonu, Seda da dünya şampiyonu. Biz velilerimiz gerçekten güvensinler, rahat olsunlar. Şimdi bir de sokakta konuşulanların önüne geçmek için, evet, burada sokak dövüşçüsü değil, kesinlikle, ahlaklı, Atatürk'ün de dediği gibi zinde bir bilimsel spor yapan. Evet. Şimdi bizler sokaklara göre bazı isimler vardır spor terimlerinde, derler ki sokak dövüşü,
kafes dövüşü gibi kötü kötü anlamlar ifade eden ve bunları zaten bilen insanlar ya da öğrettiğini zanneden insanlar YouTube'lardan, şunlardan, bunlardan kendini farklı ilan eden insanlar. Ama bizler işte spor salonu burası. Burada ring burada. Yarışacağı alan burada, eğitimini göreceği yer burada ve Türkiye'de resmi bir insan lisanslı oluyorsa hakemler eşliğinde, kurallar eşliğinde ülkesini temsil etmek, ilden geçecek, Türkiye'ye gidecek. Türkiye'den sonra milli takımın ülkesini temsil edecek kişi sokak dövüşü yapamaz. Sokakta sataşıldığı zaman sabrı ne olacak? Tabii ki sabır çok önemli. Biz zaten sabrı öğretiyoruz çünkü biz çok sabırlıyız. Bizler kendi spor alanımızda gerçekten böyle bir şeye maruz kalmamak için çocuklara bunlara da eğitim veriyoruz. Sadece tekme yumruk değil bizim eğitimimiz. Sözlü, konuşma şekilleri, üslupları, tavır ve davranışları da burada alıyorlar çocuklar. Sadece yani tekme yumrukla olmuyor bu iş. Bizlerden veli, bizden biz kreş hocası oluyoruz, öğretmen oluyoruz, doktor oluyoruz, kaymakam oluyoruz, yani avukat oluyoruz çocuklarının. Her şeyleri, anne baba oluyoruz, amca oluyoruz, teyze oluyoruz, her şey oluyoruz. Tabii. Ama bizler gönlümüz nerede? İşte sizin karşınıza çıkıyoruz. Halkımızın karşısındayız şu anda. Ne diye karşısındayız? Milli sporcularla. Çok önemli. Milli sporcularla çıkmak mı farklı? Yoksa sokakta affedersin kötü bir habere denk gelmiş, sokakta birilerine yanlış yapmış bir hayvana dahi. Çok özür dilerim. Ona bile bir şey, biz her şeyi seviyoruz. Hayatı seveceğiz ama okulla kendimizi geliştirip iyi yerlere geleceğiz. Eğitimle beraber. Eğitim çok önemli. Ben çocuklarıma her zaman şunu diyorum. Normal bir öğretmenliği düşünmeyin çocuklar. Profesör mü olacağız? Profesör olalım. Cumhurbaşkanının danışmanı olun. Bu memleketi ilerlemek için 50 yıl, 100 yıl sonrayı görerek onların yanında olun. Onlar da sizi çağırsınlar, bulsunlar. Devletin bu kişi bu kurumları spor yapan. Tabii ki bunlar spor yapan insanlar, en güvenilir insanlar olun. Ülkesini temsil eden en güvenilir insan olur. Ben öyle düşünüyorum. O gün sönmez. Ben Wushu Kung Fu branşını yapıyorum. Tebrikler. Bu sporu yaklaşık 4 yıldır yaptım. Sonra askerliğe geldi, askere gittim. Yani benim demek istediğim sokakta boş gezmek yerine burada spor yapmak daha güzel. Çok özgüven önemli. Kazanıyorsunuz en güzeli. Çok önemli. Burada kendinize güveniyorsunuz. Her yere varabileceğini düşünüyorsunuz. Yani bütün gençlerimizi spor yapmaya davet ediyorum. Benim ismim Coşkun Çelik. 1986 doğumluyum. Tekstilde çalışıyorum. Akşamları burada Kerem Hoca'nın yanında birinci kademe yardımcı antrenörlük yapıyorum. Wushu Kung Fu'da milli sporcu olduk inşallah. Çalışarak buralara kadar geldik. İnşallah daha da ilerlere gitmeyi düşünüyorum. Bakacağız. İyi örneksiniz. Tebrik ediyoruz. Evet. Seda Kargoğlu. Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Tebrikler. Dünya Avrupa Balkan şampiyonuyum. Maşallah. Hocanın yanında da antrenörlük yapıyorum. Başarılar. Sen? Adım Azra Temiz, Wushu Kung Fu branşında Balkan ikincisi oldum. Aynı zamanda Muay Thai branşında da Türkiye şampiyonuyum. Adım Nazlı Keskin, Wushu Kung Fu şampiyonasında Türkiye ikincisi oldum. Aynı zamanda milli sporcu oldum. Aferin. Sizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Sizin çoğu yaşıtlarınız elinde telefonla sokakta chat yapıyorlar. Sizler burada hocalarınızın kontrolünde hayata kendinizi örnek olarak geliştiriyorsunuz. Tebrikler herkese. Yaşı gereği iyi mücadele edince başardan yılmayan bir arkadaşımız. Tekrar başarı devam ederim. Göçkuncuğum sağ olasın. Evet. Bayan arkadaşlarımıza da Sayın Sedacığım. Beden eğitiminde okuyan ve örnek olan kişi olarak da evet Nazlı'nın belgesi seni takmak istiyorum. Başarın devam. Evet. Azra Temiz'in belgesinde Sayın Bülent Hocam. Hocam. Lütfen. Buyurun.